Ya varsa Rahman ve Rahim olan Allah Teala'nın adıyla insanoğlunun senelerdir üzerinde uğraştığı, çalıştığı, düşündüğü hatta çelişkide kaldığı bir soru. Öldükten sonra dirilmek mümkün mü? Sizlere bunu İsviçreli bilim adamları onaylı bir şekilde anlatmayacağız belki ama bu soruyu insanoğlunun mantık, akıl, yeteneğiyle deneme yanılma yöntemiyle çözebileceğimize inanıyorum. Yani deneme yanılma yöntemi derken birimizi öldürüp tekrar dirilecek mi dirilmeyecek mi diye denemekten bahsetmiyorum. Bir sağlama yapacağız. Düşüneceğiz. Aklımızı kullanıp şu soruya bir cevap arayacağız. Ülkemizde insanların bir manada umut kaynağı olan yasallaştırılmış kumarlar vardır. Bunlar günahtır elbet. Mesela milli piyango. Mesela sayısal loto. Onlar kumardır fakat konumuz şu anda o değil. Özellikle yıl başında ülkemizde milyonlarca bilet bastırılır ve bunların milyonlarcası satılır. Bazen görüyoruz haberlerde bir kimse 10 bin tane bilet almış diye. Sadece bir kimse binlerce, on binlerce bilet alırken Türkiye'de satılan biletleri siz hesaplayın. Buna biz diyelim ki 200 milyon. İnsanlar bir umutla bu biletlere sarılıyorlar. Ya bana çıkarsa? 200 milyonda belki daha fazla 200 milyonda bir ihtimal bana çıkarsa düşüncesiyle bir bilet alıyor insanlar. Sadece senenin o zamanı değil onun dışında oynanan iddialar, sayısal lotolar, adını bilmediğim, bilmekte istemediğim diğer kumarlar, Bunları saymıyoruz bile. Bu insanlar umut satın alıyorlar. Dünyevi bir umut. Milyonda bir, 200 milyonda bir, 100 milyonda bir. Şansına çıkacak bir umut satın alıyorlar. Hem de parayla. Ahiretin varlığı inanmayan bir insana göre ya vardır ya da yoktur. Kendisi ısrarla ahireti reddetse de içinde bir yerlerde Ahiret'in öldükten sonra dirilmenin olacağına dair yüzde 0.1 de olsa bir ihtimal bulundurur. Öyleyse şimdi akıl ve mantık çerçevesinde sormak istiyorum: 200 milyonda .000 bir çıkma ihtimali olan bilete para ile umut bağlanırken neden kendi içinde tuttuğun yarı yarıya olan? ve hatta yüzde 0.001 dahi olsa var olma ihtimali olan ve inanması bedava olan ahirete inanmak istemez insan. Öldükten sonra dirilmek gerçekten bu kadar zor mu? Öldükten sonra dirilmek mi zor yoksa yoktan var olmak mı? Bizi hiç yokken, hiçbir şey yokken Madde hiçbir şey yokken yaratan Allah Teala elinde madde varken, mahsul varken, efendime söyleyeyim, ruhlarımız varken, bedenlerimiz çürümüş ama dururken yaratmaktan aciz olabilir mi? Yoktan var eden elinde bedenler olduktan sonra neden tekrar yaratamasın? Yasin Suresi'nde Rabbimiz Estağfurullah. Rahman ve Rahim olan Allah Teala'nın adı ile. İnsan kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her çeşit yaratmayı hakkıyla bilir. Yasin suresinde Rabbimiz bizlere açıkça bundan bahsetmektedir. İnanmayanlara bir umut olması vasıtası ile bu ses kaydı alındı. İnananların da umarım imanlarına güzel bir nur eklenmiştir. Allah Teala razı olsun. Paylaşalım kardeşler. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hayrı paylaşmak güzel. Allah Teala'ya emanet olun. Allah rızası için. Fatiha ve salavat